Günaydın. Paris'teki telefonum kilitlendi. Çok süper bir yere gidemeyeceğim çünkü telefonum kilitlendi. Paris'teki son tam günüm bugün çünkü Aslı gitti ve ben tekim. Bugün yapmam gereken şeyler var. Mesela bavul bulmak gibi çünkü bavuluma sığamıyorum. O yüzden bavulumu bulacağım. Telefonumu elimde kurcalarken bir dakika kilitlediğim için haritaya ulaşamıyorum. Bu yüzden de burada bekleyeceğim şimdilik. Uniqlo'ya gittim. Oradan kendime bir pantolon aldım. Hatta hemen giydim. Çok rahat bol bir pantolon. Hatta başka bir rengini daha aldım. Çünkü kışın çok giyerim ben bunu. Böyle bol pantolonları daha çok seviyorum. Kalıbı falan da güzeldi. Gösteririm size. Ve de şu üstümdeki hırkayı aldım. Bayağı böyle yünlü bir hırka. İnce ama yünlü. Tararsam yanımda da kot ceketim var. Alıp değiştirdim ve açıldı telefon sonunda. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Louvre'un oraya doğru gidiyoruz. Çünkü orada turistler için bir şeyler satan yerler var ve oradan bavul bulabileceğimi söylediler. Burada şeye baktım. Primark'a gitmemi çok yazmışlar ama Primark bana çok uzak. Gerçekten çok uzak. Metro kullanmak istemiyorum. Zaten kaybolurum yüksek ihtimalle. Onun dışında buradaki o şu Bird'lerle gitmek için de çok uzak aslında. O yüzden bulabildiğim en yakın yerden alacağım. Aslında şeyde de var ama, Lafayette'de var ama orası da çok high-end bir şey. O yüzden o kadar da para vermek istemiyorum. Çünkü bavul yani atılıyor, bilmem ne oluyor falan. Bir de bayağı büyük bir bavul almam lazım. Çünkü iki bavul yapmayacağım. Tek bir büyük, bayağı büyük bir bavul alıp her şeyimi ona koyup hani sıfır çanta olmak istiyorum. Ve evde de aslında böyle büyük bir bavulum yok. En büyük bavulumla geldim zaten buraya ama o da yetmedi. Hani hem şöyle bir çok büyük bir bavul alayım. Bu isim Tamino zannettim. Size yemin ediyorum. Ben dedim büyük bir bavul alayım. Sonra da kullanırım. Bu elimdeki zaten bayağı bir eskimişti. Onu da bırakmış olurum diye düşündüm. Bir şey yapacağız artık yani. Bulmak zorundayım. Kim şarkı söylüyor ya? Çok güzel söylüyor. Aşırı güzel söylüyor. Eğer burada şöyle bir hafta daha kalırsam tam buraları öğrenmiş olurum diye düşünüyorum. Şu an yanlış yerden gidiyorum. Demek ki öğrenemeyebilirmişim. Umarım bavul bulabilirim. Bir tane buldum. Otelimin hemen yanında böyle turistik şeyler satan bir yer. Bana kalırsa Lourdes'dan daha ucuz olması lazım. Çünkü Lourdes tarafı daha çok turistik. Gerçi bu taraf da turistik ama bence Louvre'un orada, şöyle düşünüyorum, mantık şu. Louvre'un orada bir dükkan tutmak daha pahalı olacağı için, çünkü mantıken çok daha fazla turist geliyor. O yüzden fiyatlar da biraz da pahalı olur diye düşünüyorum. O yüzden buradakini almaya karar verdim. Zaten internetten baktığımda böyle 70 euro işte, büyüklüğüne göre değişen 80 euro falan gibi fiyatlar görmüştüm. Instagram'dan sorduğumda bana buradaki yerel süpermarketleri falan söylemişlerdi. Onların sitesinden baktım. Bir de bugün pazar olduğu için 12.45'te kapanıyormuş süpermarketler. Yani o tarz o yerler. Zaten geç açılıyor ve çok erken kapanıyor, anlamadım. O yüzden şimdi eski bavulumu aldım. Ve oraya gidiyorum. Çok yakın bir yer. Boş bu arada bavulum. Karşılaştıracağım. Eğer ki yeteri kadar büyükse alacağım. Çünkü göz şeyiyle anlayamadım. 79 euro dediler bu arada. Yani bakıldığı zaman ortalama göre mantıklı ama 6 ile çarpmayacağım tabii ki de. Bu arada üzerinde Paris falan şeyi var. Düzü varsa düzüne alacağım. Çünkü o da çok turistik yani. Bakacağız şimdi. Biraz pazarlık yapmak istiyorum ama hiç beceremem. Beceremediğim en büyük şey pazarlıktır. Hadi bakalım. Eğer ki büyükse direkt bunu alıyorum, otele bırakıyorum ve gezmeye devam ediyorum. Görev tamamlandı. 79 lira yazıyordu. Ben şey yapamadım açıkçası. Pazarlığa giremedim.
O yüzden nakit verdim. O da nakit verdiğim için bana 70 liraya verdi. Ben 100 lira verdim. O bana 30 lira verdi. Ve de şu teneke Eyfel'i verdi. Yani ben kendim almayacaktım. O yüzden o bana hediye etmiş oldu. Paris'ten de teneke Eyfel'siz döndüm demem. Bayağı büyük bir bavul aldım bu arada. Göstereceğim size. Hem eni bayağı geniş. Boyu da bayağı büyük. Buna rahatlıkla sığarım. İkisi hem şey olarak geniş hem de şey olarak. Tamam. Birazcık kulaklığımı şarj ettim. Biraz da bavulumu yerleştirdim. Sığacak çünkü şu anda eşyalarımın neredeyse tamamını yerleştirdim. Ama hala yer var. Yani yeni bir şeyler alırsam onların yer var. Çok önemliyim o yüzden. Bu bavula gerçekten sığmam imkansızmış. O yüzden iyi oldu. Yani birazcık kazıklandım gibi hissediyorum ama. Birazcık kulaklığımın şarj olmasını bekledim. Onu da yanıma alacağım. İlk önce Louvre tarafına gidiyoruz. Orada Urban Outfitters'e falan bakacağız. Ondan sonra oradan çıkacağım. Şanzelize'ye gideceğim. Oradaki Sephora'ya uğramam lazım. Çünkü dün alamadığım şeyler oldu. Ve Fezi de benden dün aldığım paletler istedi. Eğer ki kaldıysa ona da o paletler alacağım. Belki Bird kiralarım tekrardan. O scooter'dan kiralarım bilmiyorum. Louvre'dan Şanzelize'ye geçerken kiralayabilirim diye düşünüyorum. Kartım bir aksilik yaratmazsa tabii. Şimdi çok nefesimize kaldım. Saat 2. Saat 8 gibi hava kararıyor. Yemek yiyip dönerim yani. 8.30'da falan otelimde olurum. Tekrardan videomu falan kurgularım. Çünkü hava kararınca dışarıda durmaya hala korkuyorum. Bel çantamı aldım. Çünkü bayağı bir yürüyeceğiz bugün. Ne olur ne olmaz diye. İçine takacağım. Ondan sonra hırkamı giyeceğim. Burada gerçekten çok önem veriyorum. Pasaportuma, cüzdanıma, bel çantama hepsine çok önem veriyorum. Ve sıkı sıkıya tutuyorum. Siz de lütfen çok dikkat edin. Çünkü gerçekten hırsızlık çok sık olan bir şeymiş. Allah'ıma bir şükürler olsun ki şu ana kadar hiçbir şey olmadı. İnşallah bugün de hiçbir şey olmaz. Zaten yarın da gidiyorum. Okey. Hadi ben birazcık yürüyeceğim bakalım. Hala yürüyorum. Az önce yaklaşık 15 dakika önce Lafayette'den çıktım. Bir tane çanta ve ayakkabı beğenmiştim. Onları gitmeden almak istiyordum. Sadece çantayı alabildim çünkü yine nakit param ona yetti. Kartım tekrardan çalışmadı. Her alışveriş öncesinde soruyorum. Diyorum ki burada yani bu makinede sizin pin kodu sisteminiz, şifre sisteminiz var mı? Ve hepsi bana evet evet falan diyor. Diyorum tamam. Kartı takıyoruz. Ve bana makine, POS makinesi pin kodu sormadan kartı çekmeye çalışıyor. Yani o kadar sinirleniyorum ki. Şimdi Şanzelize'ye doğru yürüyorum. Çok az kaldı. Bayağı yürüdüm bu arada. 7 dakikam kalmış. Geldim sayılır yani. Burası çok sessiz bu arada. Pazar günü olduğu için her yer kapalı. Yani bir kafe bile bulamadım. Dedim ki yol üstünde bir çay, bir su içeyim, bir kahve içeyim. Ağzım dilim kurudu. Yani ne açık market bulabildim, ne kafe bulabildim ama Şanzelize'de vardır diye düşünüyorum. Şanzelize'de Western Union'dan mı? Öyle bir şey işte, adını tam hatırlamıyorum. Oradan bir nakit para çekeceğim kendime. Daha sonrasında bir Sephora'ya uğrayacağım. Tekrardan da Lafayette'e gideceğim. Çünkü o ayakkabıyı ayırttım almak için. Çok iyi bir bot. İnanılmaz. Bir buran altın top ayakkabısı gibi. Bayağı güzel. Aslında şurada bir tane kafe varmış. Otursam mı burada? Çünkü dilim damağım kurudu. Bu arada hiç bilmediğim yerlerden geldim. Bird kiralayacaktım ama onu da açıkçası yapamadım çünkü yolları bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yolları bilmiyorum. Bu yüzden de dedim boşver şurada bir oturup şey içeceğim. Kahve ve daha sonrasında bir şeyler. Hadi bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. 500 metremiz kaldı. Saat 3.30. Sanırım 8 gibi Lafayette kapanıyor. Öncesinde dönmüş olurum. Şimdi işlerimi hallettim. Neler
aldığımı yaptım. Gelince gösteririm size otele. Otele gidince gösteririm. Niye konuşamıyorum? Şimdi The Royal Trinity diye bir yerde yemek yedim. Aslında seçerek gelmedim buraya. Çünkü telefonumun şarjı bitti. Ve acıkmaya başlamıştım. Hem şarj edebileceğim telefonumu hem de bir şeyler yiyebileceğim bir yer arıyordum. O yüzden direkt burayı buldum ve buraya girdim. Burada mesela bir tane vejetaryen salata yedim ama bayağı büyük. Hatta bitiremedim şu kalınlığı sana. 14 ya da 12 euro gibi bir şeydi. Yani fikrimiz olsun diye söylüyorum. Ama bayağı bol bir şey koymuşlardı. Doydum yani şu anda ve bakayım saat kaç? Saat de 7. Bir akşam yemeği için çok yeterli bana. Yanında da zaten su da içtim bu şekilde. Hesabı isteyeceğim. Burada tips vermek yani bahşiş vermek zorundasınız. Haberiniz olsun. %10'u kadar veriyorsunuz. Yani atıyorum 10 euroluk bir hesaba 1 euro bahşiş bırakmanız gerekiyor. Ve yani soruyorlar mesela unuttuğunuzda tips nerede falan diye. Haberiniz olsun. Onu da ekleyeyim. Bazı hesaplarda şey oluyor, kişi kontrollerin bazı hesaplarda ekleyip getiriyorlar servis bedeli olarak, bazılarında getirmiyorlar. Siz bırakmak zorundasınız burada çünkü bahşiş şey, vermek zorunda olduğunuz bir şey. Şimdi ben de şey isteyeceğim, mesela bir şey isteyeceğim. Ondan sonra da yürüyelim çünkü bayağı bir şiştim. Bu salatanın içinde nohut, yani pirinç mi ne ararsanız vardı. Evet, menüyü çekiyorum sizin için. Burası haberiniz olsun. Ve şöyle bir manzarası var. Burası. Evet, artık buraya bir el atmam gerekiyor galiba. Ama öncesinde makyajımı çıkartmak istiyorum ve bir şeyler aldım. Onu kullanacağım. Sephora'dan son atışımı yaptım artık. Yetti, bitti artık. Hyaluronik asit aldım. Kafein aldım. Ve collagen booster. Collagen booster. Kolajen şeyi aldım yani. Milk'in minik şeylerinden aldım. Vardı bunlar Türkiye'de, yani gelecek Türkiye'ye ama ben aldım. Çünkü sabırsız biriyim. Ve de Maria Badescu'nun silver powder'ını aldım ama bunu kontrol etmedim. İnşallah açık değildir. Çok sinirlenirim. Kapalıyım. Şükürler olsun. İlk önce makyajımı çıkartayım. Bir maske falan yapayım. Çünkü kaç gündür sadece duş alıyorum ve ya makyaj yapıyorum ya yapmıyorum. Ama yüzüm fena değil. Şuradaki izlerim çok azıcık kaldı. Dudaklarım çok kurudu burada. İnanılmaz kurudu. Anlatamam size. Ve de bir şey fark ettim. Çok garip ama burada dudak dolgularım şişti. Bak size yemin ediyorum. Dudak dolgularım şişti. Baksanıza. Bak ne kadar kurudu. Çok kuru şu an ama dudak dolgularım şişti. Çok ilginç. Hyaluronik asit sürmek istiyorum. Nasıl bir şeymiş bir bakalım. Şöyle bir şeymiş. Şunu açalım. Ne? Bu kafein. Bunu böyle göz altlarına. Ay, hiç yapmak istemiyorum şu anda bu işi ama yapmam lazım. Masraf var ya. Nasıl kötü. Berbat. Bir sosyal sınıfa ait olmanın bir bedeli bu. Şimdi saatimizi bir çıkaralım. Duş case'imizi takalım. Çünkü şey getirmemişim yanımda. Tamam, elimizi yıkayalım. Makyajımızı çıkartacağız. Bunun içine şey koydum. Kiehl's'ın bir makyaj çıkartma yağı var. Onu koydum. Böyle alıyorum. Elimde birazcık ısıtıyorum. Daha sonrasında şöyle çıkartıyorum. Temizleme jelim var. İkinci kullanışım. Bununla beraber iyice temizliyorum. Ay bayağı sıkmışım be. Sonrasında Pixi'nin bu ton iğni kullanacağım. Tırnaklarımızı çıkartıyorum ben şimdi, izleyin.
tırnaklarımla değil, daha doğrusu şu etlerimle. Tak gitti. Cımbız gibi kullanıyorum adeta. Bak bu kadar. Çok kolay. Hyaluronik asidi kullanalım. Sabah ve akşam kullanabilirsiniz. Temizlenmiş bir cilde ve boyun bölgesine. Evet, anladım. Böyle bir şeyler kullanır. Süreceğiz işte, yüzüne sür yani. Böyle saydam bir şeymiş bu. Ne kadar böyle birazcık şey jel gibi. Görüyor musunuz? Çok yapış yapış. Ama emdi hemen. Ama şey tabii böyle bayağı yapış yapış kaldı. Evet, şöyle bir öncesi olsun bakalım. Evet, hazırım. Yani ufak tefek şeylerim dışında şu bavula bu şekilde sığdım. Bir de eski bavuluma bakın ve bunun büyüme payı da yok. Yani bak, farkı görüyor musun? Şöyle bitirirsek eğer, yani nasıl sığacakmışım, imkansız. Merikon da olsa sığamazdı bence. O yüzden iyi hallettim. Bu da bu arada full, yani öyle çok rahat değil. Ve son Paris vlogumun bence sonuna geldik. Güzel bir deneyimdi benim için. Özellikle yalnız kalmak, yalnız takılmak, hiç bilmediğim bir yerde. Güzeldi yani. İyi ki gelmişim, iyi ki uzatmışım. Normalde daha erken dönecektim. Ama güzel oldu. Tam tadında bitti. Yani yarın aslında birkaç yere gidemedim. Mesela Café de Flora'ya falan gidemedim ama bence yetti. Bir daha geleceğim Paris'e. Çünkü keyifli bir yer, sevdim. Ve de böyle kendim falan gezince birazcık da cesaretlendim açıkçası. Bir daha gelmek isterim. Benimle bu Paris macerasına ortak olduğunuz için, benimle beraber bir nevi bugünlerimi yaşadığınız için çok teşekkür ederim. Bu vlogu buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İstanbul'da görüşürüz.